Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şunu şey yapalım. Biliyorsunuz biz kaziye, uydurukçası önerme. Bunun çeşitlerini anlatıyorduk. Değişik açılardan tasnif yapmıştık. Tekrar edelim. Çünkü yoksa meselenin ucunu kaçırırız. Demiştik ki kaziye nispet itibariyle ikiye ayrılıyor. Birisi hamliye, birisi şartiye. Ona girmiyoruz. Okuduk. İkincisi kemiyet itibariyle ayrılıyor. Külliye, cüz'iye ve mühmele şeklinde üçe ayrılıyordu. Şimdi keyfiyet itibariyle üçe ayrılıyor. Mucibe ve salibe. Bir de ma'dule. Şimdi yalnız mucibe de iki kısma ayrılıyor. Bura önemli. Bunlardan daha doğrusu bazıları mucibeyi iki kısma ayırmışlar. Yani ma'duleyi onun bir kısmı yapmışlar. O zaman yani eğer mahmul ve mevzu dediğimiz kaziyenin birinci parçasına biz biliyorsunuz mevzu diyoruz. Zeydün katibünde Zeyd mevzudur. Katibün ise mahmuldür. Şimdi eğer bir taraflar dediğimiz yani kaziyenin iki tarafı dediğimiz mevzu ve mahmul içinde hiç olumsuzluk edatı, edatü selb olmazsa o zaman biz ona muhassala diyoruz veya vücudiye diyoruz. Eğer olursa ma'dule diyoruz. Şimdi o konuyu okuyoruz. Bir de cihet itibariyle taksimimiz bu kaziye bahsi bitinceye kadar bu dörtlü taksimi tekrar edeceğiz. Yani oradan da biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mutlaka ve müheccehe diye onu okumadık henüz. Şimdi biz neredeyiz? Keyfiyet itibariyle taksimindeyiz. Evet, başlıyoruz. Şimdi el mucibetü, mucibe biliyorsunuz olumlu demek ama artık o kelimeyi kullanmıyoruz. Mantık ilmi okuyan adam okumaya kullanmayacak. Nev'ani iki kısımdır. İmma muhassalatun, ya muhassaladır. Ne demek muhassala? Mevzu ve mahmulden birinde. Harfi selb, yani olumsuzluk edatı olmayan kaziyelere ne diyoruz? Mucibeyi muhassala. Mesela Zeydün katibün gibi. İza kânetil kadiyyetül mucibetü, eğer kaziye-i mucibe olursa, biz tabi belli bir ilerleme kaydettiğimiz için belli şeylerin Türkçesini kaydetmiyoruz artık, söylemiyoruz. Haliyeten min harfi selbi veya silbi de diyorlar. Yani o da mümkün. Yani olumsuzluk edatından hali olursa ona muhassala diyoruz. Ve tüsemma, buna denilir vücudiyeten eydan. Yani vücudiye de denilir. Yani mucibe-i vücudiye. Neden? Çünkü varlık ifade ediyor. Nehu mitlu Zeydun katibun gibi. Zeyd katiptir deyince bir şey var. Ne zeydde ne katipte olumsuzluk edatı yok. Veya ikinci kısım ev ma'duletun. Ma'dule. Yani mevzu veya mahmulden birinde olumsuzluk edatı bulunan. Bu olumsuzluk edatı sadece mantığa aittir. Nahivde bunun yeri yoktur. Mesela diyelim ella insaniye, insan olmamak. Böyle bir kelime nahivde yoktur. Bu mantık tabiridir bu. Veya ella şey, bir şey olmama. Yani bu mantık tabiridir tamamen. Yani ıstılah olarak mantık tabiridir. Çünkü şeyde böyle bir hadise yoktur yani nahivde. Nahivde böyle bir kelime de olmaz pek. Tamam mı? O çünkü nahivde ademul bilmem ne denilir. Yokluk veya ma ile yani nahivde ne ile harfi selbin ne olduğunu biliyoruz. Ma'dır, la'dır vesairedir vesairedir. Ama bu öyle değil. Bu tamamen mantığa has bir durum. Vehiyelleti, bu öyle bir kaziyedir ki yekûnü fîhâ harfü silbi veya selbi, yani olumsuzluk edatı oluyor cüz'en minel kadiyyeti. Kadiyyeden bir parça. Ya mamulden, şeyden, mevzudan ya mahmulden. Ve sümmiyet ma'duleten. Yani ma'dule denilmiş. Ma'dule demek bir şeyden vazgeçmek demek. Anlatabiliyor. İ'dilû. Adalet edin demek. İ'dilû an, vazgeçmek demek. Anne kullanıldı mı vazgeçmek. O çok önemli bir kelime bak. Yani burada ma'dule yani adele an, ondan gelen bir kelime. Bir de adele adalet manasına da geliyor. Onu karıştırmayalım. Enne harfe selbi, zira harfi olumsuzluk edatı
udile bihi. Anlatabildim. Veya adele bihi. Onu çevirdi. An asli matlulihi. Çevirdi demek daha doğru. Yani asıl ifade ettiği mananın dışına çıkardı. Mesela el insanu katibun. İnsan katiptir. El la insan la katip. Yani orada dikkat edersen insan olmayan katip değildir şeklinde yani. Ve huve silbu. Ve ceale hükmehu. Hükmünü de kıldı. Hükme ma ba'dehu. Yani o sonradan gelenin hükmü şeklinde yani olumsuz kıldı. Evet, şimdi bu da üçe ayrılıyor. Madule de üçe ayrılıyor ama basit taksim bu. Niye? Eğer sadece mevzuda ise madule-i mevzu'a. Sadece mahmulde ise madule-i mahmule. Eğer iki tarafta ise madule-tü tarafeyn. Böyle bir taksim var. Şimdi feinkâne harfü silbi veya selbi cüz'en minel mevdu. Eğer mevzuun bir parçasıysa tüsemma ma'duletel mevdu'i. Anlaşıldı değil mi? Ha. Mesela mitlu kavlina ella hayyu cemadun. Yani hay olmayan camittir yani. Burada ella hay mevzudur ve dikkat ederseniz la harfi selbini ifade etmektedir. Ve inkâne cüz'en minel mahmuli. Mahmulden olduysa parça tüsemma ma'duletel mahmuli. Bu sefer de madûletel mahmul denilir ona. Çünkü mitlu kavlina mesela el hayyu la cemadun. Böyle bir şey Arapça yani Nahiv'de böyle bir kural yok yani. Orada leysel hayyu cemaden denilir. Veya ma hayyun cemaden denilir. Nahiv'de yok bu. Bu tamamen bu harfi serpli olan mevzu mahmul mantığa ait bir özellik yani. Uydurmuşlar daha doğrusu yani. Tabii şeyi alınca nedir bu Aristo mantığını yani işte şey yapmışlar yani bunu fıkıhta da usul fıkıhta da kullanmışlar bunu. Evet. Ben bu maduleyi ha vah tabii üstad da kullanmış Bediüzzaman Hazretleri de kullanmış. La dinilik işte şey bu. Tam madule kelime. Anladabildim mi? Yoksa öyle bir kelime yani ademuddin veya mülhit denilir yani Arapçada. Ama la dinilik tam şey. Kullanmış. Madule. Demek ki biz mantık ilmini anlatırken örnek olarak la diniliği vereceğiz yani. Allah nasip ederse benim 6 cilt bitti. 7. cilt belki 2000 sayfa olacak. Bediüzzaman'ın ilmi şahsiyeti. Yani mantık ve Bediüzzaman. Belagat ve Bediüzzaman. İşte ilmi münazara ve Bediüzzaman. Usul fıkıh ve Bediüzzaman tüm ilimleri tahlil edeceğiz. Teker teker misallerle ve Bediüzzaman'ın nasıl bu ilimleri kullandığıyla alakalı. Böyle bir projemiz var ama ölmezsek tabii. Şimdi ve inkâne cüz'en minhumâ ma'an hem mevzudan hem mahmulden parçaysa tüsemmâ mâdûletet tarafeyni. O zaman mâdûle-i tarafeyn deniliyor. Mitlu kavlina ellâ hayyû lâ âlimun. Canlı olmayan alim değil tabii ki öyle. Evet. Şimdi ve salibetu. Salibe ise ma yekunu fiha harfus sel. Harfi sel var ama nahve göre var. Mantık usulü değil. Yani mevzu ve mahmulde değil. Bu çok hassas bir nokta yani. Yoksa normal olabilir yani harfi sel. Ve la yekunu cüz'en minhuma asla. Yani kaziyenin taraflarından birinin parçası değil. Mitlu Zeydun neyse bir katibin. Bu nahivdeki harfi serp yani. Zeyd katip değildir. Bu salibe. Kaziyye-i salibe. Peki muhassaladan nedir? Bu da çok enteresan. Ve muraduhum indel itlaki bil muhassala. Muhassala deyince mantıkçıların kastettiği mana ma la udule fiha asla. Asla içinde yani madule kelime bulunmayan. Anlatabildim mi? Yani ne mevzuunda ne mahmulünde. وَهِيَ مُحَسَّلَةُ الطَّرَفَيْنِ Yani her iki tarafta muhassalı olacak. وَمُرَادُهُمْ بِالْعُدُولِ Yani mağdule deyince de mantıkçıların kastettiği mana مَا فِيهَا عُدُولٌ Yani bir udul var. Yani o dönmüş harfi sel. سَوَاُنْ كَانَ بِطَرَفَيْهَا Ya iki tarafında da var. اَوْ بِيَحَدِمَا Ya sadece birinde var. Evet, anlatabildim. Gayet açık.
Şimdi biz bir cümle söyledi. Önemli bir nokta bu. Yeni bir mevzuya geldik. Dediğim gibi bizim o başta anlattığımız taksim bana göre senin zihninde esas olmalı. Bana göre mughni biraz böyle karışık gitmiş yani. Nedir o? Dedik ki biz tekrar ediyoruz. Bunu tekrar etmeden hiç kaziye bahsini bitirmenin manası yok. Kaziye dört cihetle taksime tabi tutuluyordu. Söyledik bunu. Birisi nispet cihetiyle, hamliye, şartiye. Diğeri keyfiyet itibariyle, mucibe, salibe, işte muhassala, madule. Bir de cihet itibariyle, mutlaka şey veya mücerrede de diyorlar, mutlaka ve müeccehe. Şimdi de kemiyet itibariyle. Bu çok önemli. Yani burada kemiyetten kasıt mevzuun kemiyeti. Yoksa mahmulün kemiyeti olmaz. Yani mevzu kaç tane? Mesela Zeydün Katibun. Burada bir zeyt, özel bir mevzu var burada. Ama kullu talibin katibun. Bütün talebeler katiptir. Burada külli bir mana var. Veya ba'du talib katibun. Bazı talebeler yazı yazmasını biliyor. Burada da cüz'iyet söz konusu. Yani bunlar hassas mevzular. Anlatabildim mi? Bir de diyorsun ki el insan katibun. Hususi de değil, bu tamamen kendi başına. Mühmele diyeceğiz buna. İşte bu açıdan biliyorsun keyfiyet, kemiyet itibariyle dörde ayrılıyor. Yani daha doğrusu dörde mi ayrılıyor yoksa önemli. Birisi kemiyetten kasıt külliye, birisi cüz'iye, birisi de mühmele. Öyle mi? Bu mühmele mi bu? Evet hocam. Mühmele. Bir de mühmeleden de öte mahsuse var. Dördüncüyü yazmamışsın. O da önemli. Mahsuse dediği, mesela Zeydün Katibin dediğimiz zaman, katiplik sadece Zeyd'e has. Ya ben unutmuşum ya sen unutmuşsun. Ha, önemli bir konu. Şimdi o mevzuya başlıyoruz. Yani biraz mughni dağıtıyor. Yani keşke öyle bir taksime esas alsa. İ'lem, bilmiş ol ki, ennel mucibete, kaziyey mucibe, muhassalaten kânet ev maduleten, ister muhassal ister madul olsun. Taktadî vücudel mevduiyye. Mevzuun varlığını gerektirecek. Kim mevzu? Kâtiptir diyoruz. Kim? Bazı insanlar. Bütün insanlar. Zeyd veya insan. Yani bak dörde ayrıldı otomatikman. Bir hilâf-i sâlibe. Sâlibe de öyle değil. Yani o kendine göre bir felsefe yapıyor. Ve küllü vâhidin minhumâ. Bu sebeple her ikisi de yani biz kemiyet itibariyle diyoruz. Anlatabildim mi? Biz burayı öyle anlatıyoruz. Yani salibe ey minel mucibeti ve salibeti. Kaziye-i mucibe ve salibeden her biri dörde ayrılıyor. Bura önemli. İmma mahsusatun ya kaziye-i mahsusedir. Zeyd katiptir. Belli. Mevzu belli. Ey vahiyelleti, o öyle bir kaziyedir ki kânel mevdu'u fîhâ şahsan muayyenen. Yani burada mevzu muayyen bir şahıs. Vahiye bu da iki kısma ayrılıyor. Ey bunu biliyoruz mübarek, niye tekrar ediyorsun? İmmâ mucibetün ev salibetün. E tabi ya mucibe ya salibe. Kemâ dekerna, yukarıda zikrettiğimiz gibi fî misâleyhimâ. Geçti ya bunlar. Nispet itibariyleydi. Şey nispet diyorum, keyfiyet itibariyleydi o. Min nehbi tekrar ediyor. Zeydün katibun ve zeydün leyse bi katibin. Biri mucibe, biri salibe. Ha, peki niye mahsusa denmiş? Emma tesmiyetuha mahsusaten, dikkat et. Mahsuseten tesmiye mastarının mef'ulüdür. Nahvi de unutmayalım. Anlatabildim mi? Yani niçin buna mahsusa denmiş bu kaziye? Çünkü feli hususi mevdu'iha. O kaziyenin mevzu hastır. Zeyd'dir, Ali'dir, Veli'dir, Osman'dır. Ve kad yukalu leha, buna söylenir. Şahsiyeten eydan. Bir diğer adı da şahsiye. Yani kaziyeyi şahsiye de deniliyor. Bu da güzel bir olay. Neden? Likevni mevdu'iha şahsen muayyene. Çünkü mevzu belli bir şahs. Şimdi gelelim bir diğerine. Bizim burada hatırlarsan dörde ayırdık. Külliye, cüz'iye, mühmele,
ve mahsure. Ancak bizim muni biraz farklı gidecek. Nasıl farklı gidecek? Külliye ile cüz'iyenin adını mahsure diye koyacak. Bu önemli, şurayı çiz. Bunun ikisi mahsura. Mahsure demek yani hasredilmiş. Mesela bazı talebeler katiptir. Bütün talebeler katiptir. O bütün ve bazı hasr edatı onlar. Şimdi buna müsevvere de diyoruz bir de ikisine. Mahsure, müsevvere. Niye? Surlu. O kül, ba'd kelimelerine sur tabir ediyorlar mantık ilminde. Surluyor ya, çiziyor sınır. Bunun dışında kimse gelmesin. Bizim bildiğimiz sur, Türkçedeki sur. Ona müsevvere. Acaba müsevvere mi, mesure mi? Ben müsevvere olduğu kanaatindeyim. Yani sur yapılmış çevresine. Yani dolayısıyla müsevvere ikiye ayrılacak. Yani izah edecek. İşte biri cüz'iye, biri külliye. Bunları anlatacak yani. Ben sadece bizim genel taksime, yani zihninizin alışması için bu izahı yaptım. Yoksa muhni anlatacak. وَاِلَّمْ يَكُنُ الْمَوْضُعُ fiha, eğer bir kaziyede mevzu şahsen muayyene, belli bir şahıs değilse, Zeyd, Ali gibi, فَالْقَضِيَّةُ o kaziyeye biz tüsemma denilir, mahsuraten ve müsevvaraten. Mahsura veya mesure. İstersen şu, yok mu senin sözlüğün? Ha? Hata yapmayalım. Eğer yaptıysak, Akgünz Hoca yaşlandı demektir yani. Çünkü bu önemli. Ara bakalım mesureyi. Şimdi biz böyle yapıyoruz. Yani insanoğlu, ben tabii bu mantığı demek ki 2001 yılında arkadaşlara ders okuttum burada. Yani Arapçayı okuttum. Bir de tabii yani 35 sene önce defalarca okuttum. Şimdi tabii yeniden okutuyoruz. Yani neymiş? Tam nenem de biliyor da. Bir dakika. Masure ama. Mesure işte bak. Görüyor musun? Bu önemli. O ama müsevvere yok mu hiç? Yok, çıkmıyor değil mi? Peki. Bir dakika, bir de ben bakayım. O zaman biz hep yanlış okuduk yani baştan beri. Tabii bizim şeyler çıkar şimdi, nedir? Her aslanda, her şeyde bir tilki vardır yani. Bir molla çıkıp bizi tenkit edecek. Evet, önemli değil. Bir canımızı sıktığı yok. Ulan sen de kafasız herif yani. Kusura bakmayın, kaydediyoruz ama. İlam veriyor bu. Çok harika izah ediyor bu kelimeleri. Şimdi bir dakika, bir de ben böyle bakayım bakalım hangisi doğru çıkacak. Arıyor bakalım. Mesurmuş bak, mesur. Tamam mı? Evet, mesur. Müsevvere değil yani. Mesura. Ya biz yanlış okuduk. Hakkınızı helal edin. Bu Akgünz'ün yaşlılığı. Gerçi müsevvere de surlandırılmış. Ben öyle yorumladım yani. Bu mantık tabiri mesura. Öyle mi? Yani. Öyle tabii. Mesura. Tamam. Doğrusu o yani. Güzel. İmma külliyetün. Neyse, daha önceki izahlarımızda yanlış yaptık. Şimdi esas konuda düzelttik yani. İmma külliyetün ve mesuratun. Demek ki eğer şahıs bir tek şahıs olmazsa kaziye mahsure veya mesure adlandırılıyor. Ve ya bu da iki kısma, bu da çeşitlere ayrılıyor. Dedik ya külliye biz öyle anlattık. İmma külliyetün mesuratun. Yani kül, bütün, cemi' benzeri kelimelerle surlandırılmış. Ve yelleti, bu öyle bir kaziyedir ki yekunul hukmu fiha ala kulli lefradi. Bu kaziyede hüküm bütün fertlere olur. Ve bu da iki kısım. Ya bunu biliyoruz, niye sen uzatıyorsun? İmma bil icab ev bissel silbi. Ya olumlu ya olumsuz. Fe in kana bil icabi fehiye bu mucibetun külliyetun mesuratun. Yani anlıyorsun. Mucibe-i külliyeyi mesura. Ke kavlina kullu insanin katibun. Bütün insanlar katiptir. Bir külliyeyi, mucibeyi mesura. Veya benim okuyuşumla müsevvara. Şimdi
Bura önemli. Ve suruha, bunun suru ne peki? Nahu kül olabilir. Vel elifu, elif lam var ya, vel elifu vel lamul istigrakiye, fakat biliyorsun elif lamun dört manası var. Yani bunlardan biri istigrak için olan, cins için olan değil. Cinsler daima müfrettirler. Yani ha. Ve ahdiye olan. Tabi burada da ahdiyeden kasıt ahd-i harici, ahd-i zihni, ikisi de dahil olabilir. Yani böyle olabilir. Ha, anladık bunu değil mi? Buna külliye-i mesure-i mucibe diyoruz. Geldik ikinciye. Ve imkâne bis silbi, eğer olumsuz şekilde olursa, fehye bu salibetün külliyetün mesuretün. Ke kavlina la şey'e minel insani bi katibin. Anlatabildim mi? Yani insanlardan hiç katip olan yok. Bu la biliyorsun bizim nahivdeki la. O la dinilikteki la değil yani. Mantıktaki harfi silp değil yani. Ve suruha, bunun da suru la şey'un ve la vahidun. Yani bu ikisi. Bunlar küllilik ifade eden ifade. Hiçbir şey. Hiçbiri. Türkçe'de de aynı zaten. Ve imma, veya ikinci kısım cüz'iyetün mesuratın. Yani cüz'iye-i mesure. Yani bir bazı, bir kısmı. Tamam mı? Ve hiyelleti, bu öyle bir kaziyedir ki yekunul hükmü fiha ale ba'dil efrat. Hüküm bazı fertlere. Bazı insanlar zekidir. Değil mi? Bir kısım insanlar zekidir. Ve huve eydan, bu da imma bil icabi ev bil silbi. Yani iki türlü oluyor. Ha. Fe imkâne bil icabi, anlıyorsun değil mi bunları? Eğer icab ile olursa feyye mucibetün cüz'iyetün mesuratun. Ke kavlina mesela ba'dul insani katibun. Bazı insanlar katiptir. Ve suruha, bunun suru da Arapçada tabii. Türkçede de bunun karşılığı. Ba'dun ve vahidun. Vahid minen nas alimun. İnsan, bunlardan biri alim. Bu sur oluyor. Ve imkâne bis silbi, eğer menfi olursa feyye salibetün cüz'iyetün mesuratun. O da. O da ke kavline ba'dul insani leyse bi katibin. Ama dikkat et, ma'dule değil bu. Bu nahve göre harfi silp. Yani bazı insanlar katip değil. Ve suruha, suru da leyse kül. Leyse kullu insanin mesela. Katibu bi katibin. Ve leyse ba'du insanin. Veya ba'du leyse, işte burada olduğu gibi yani. Ba'dul insani, ba'dul hayvani, hakeza böyle gidiyor. Peki bu sur ne? Bura çok enteresan. Ve sur, me'hudun min suril beledi. Anlatabildim mi? Bu memleketin, şehrin çevresindeki surdan alınmış yani. Fe innehu, zira bu şehirlerin çevresindeki surlar, kema yahsurul belede, yani şehri diğerlerinden ayırır. Ve yuhitu bihi, ve kuşatır. Kezalik, aynı şekilde hadil esvar, bu mantıktaki surlar da, yani kelimeler, tahsuru hasreder. İçine, yani diğer başkalarını çıkarır. Efrad el mevdu'i, yani mevzuun fertlerini hasreder. Belli bir şeye indirger. Ve tuhitu biha, onları ne yapar? Kuşatır. Hada, burada mesele bitti. Burada biz de bitirelim mi? Yeni bir mevzuya başlıyor. Ve uzun bir mevzu. Anlatabildim. İsterseniz biraz daha okuruz. Ne diyorsun? Sana bağlı. Sana bağlı, onlara değil. Esas talebe sensin. Size, yani bu biraz uzun. Tamam. Tamam mı? Yani çünkü mühim olan kavramak. Yoksa okumak kolay benim, istersen iki saatte okurum. O zaman yarın. Ha. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Neden böyle dedik? Çünkü biz hamliyedeki bu kemiyete göre ayrımı yaptık. Anlatabildim mi? Şimdi şeye geçiyoruz, şartiye. Şartiye de iki kısma ayrılıyor. O tamamen farklı bir zihniyet ora. Yani biliyorsunuz mantıkta nedir? Nispete göre iki kısma ayrılıyordu şeyler. Nedir? Kasiyeler. Birisi hamliye. Hamliyeden kasıt çok basit. Yani mahmulü mevzua hamlediyorduk. O kolay. Yani daha doğrusu, daha doğru ifade,
Eğer kaziyenin mahmul mevzuu müfretse, bu müfret nahivdeki müfret değil. Burada çok önemli bir hadise. Yani bir cümle değilse, manası o. O zaman biz buna hamliye diyoruz. Ama cümleyse o zaman şartiye diyoruz. Şartiye örnek olarak da onu da iki kısma ayırıyoruz. Şartiye-i muttasıla, şartiye-i munfasıla. Şartiye-i muttasıla da sadece bir mahmul var. Eğer güneş doğduysa gündüz olmuştur. Bak, bitişik bir tane. Daha başka yok. Ama şartiye-i munfasıla da birden fazla mahmul var. Sayı ya çifttir ya tektir. Yani bu da munfasıla oluyor. Dolayısıyla burada surlar, bu kemiyete göre ayrımlar ve bunların izahları tamamen farklı şeyden, hamliyeden. Onun için yeni bir mevzuya girdiğimiz için inşallah yarın okuyacağız. Haydi El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.